Türk sinemasının önemli isimlerinden Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi kült filmlerin yönetmeni Erden Kral hayatını kaybetti. Diyorum, koyarlar belki yerime seni. Olma kula kul, öpme el ayak, kirlenmesin ağzın. Ya ver canını insan için, ya etme kalabalık dünyamızı. Hadi kal sağlıcakla. Bereketli Topraklar Üzerinde. Ben gidiyorum. Zamanım doldu. Hakkari'de Bir Mevsim. Bu şehir ardından gelecektir. Sen aynı sokaklarda dolaşacaksın yine. Aynı mahallede koşacaksın. Av Zamanı, Kanal ve daha onlarca unutulmaz filme imza atan Erden Kral hayata veda etti. Usta yönetmen 80 yaşındaydı. Geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi görüyordu. 1942 yılında Gölcük'te doğan Kral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezundu. Birçok dergide sinema yazıları yazan Kral, 1968 yılında Kumcu Ali Yaşar filmiyle beyaz perdeye adım attı. 2014 yılında Gece isimli son filmini çeken Kral, önemli festivallerde onlarca ödül kazandı. Kral, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşıyordu. Acı haberi üyesi olduğu Sinema Emekçileri Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu. Ben gidiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikteki tatil dönüşü yoğunluğunu yerinde inceledi. Bolu-Gerede Karadeniz bağlantı yolundaki trafik kontrol noktasında denetlemelerde bulunan Soylu, ölümlü kaza sayısında ciddi düşüş olduğunu açıkladı. Kurban Bayramı tatili sona erdi. Vatandaşlar yollara düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dönüş trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Bolu-Gerede Karadeniz bağlantı yolundaki kontrol noktasını ziyaret etti. Nereden nereye? Bizim memleketlere. Soylu denetlemelerinin ardından kameraların karşısına geçti. Bölgede geçen bayramlara göre %50'nin üzerinde trafik yoğunluğu oluştuğu bilgisini verdi. Buradan gerek Anadolu istikametine, gerek Anadolu istikametinden İstanbul istikametine toplam gelen araç sayısı bir önceki bayramlarda 900 bin seviyesindeyken şu anda 1 milyon 500 bini şu saat itibariyle, daha doğrusu gece saat 12 itibariyle aşmış durumda. Soylu, artan araç sayısına rağmen kazalarda ciddi şekilde azalma olduğunu söyledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama günde 15 iken şu anda ortalama günde 7. Yani şöyle bir rakam da verebilirim. 2018 yılında 10 gün 9 günlük bir trafik bayramda trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148 idi. Şu anda şu saate kadar aldığımız toplam rakam 64. Soylu, hız sınırının 140 kilometreye yükseltildiğini hatırlattı. Limitlere uyan vatandaşlara teşekkür etti. Denetimlerin karadan ve havadan sürdüğünü de sözlerine ekledi. Trafikte her yıl daha iyi sloganımız bizim sloganımızdır. Hedefimiz de sıfır ölümlü trafik kazası ve trafik kazasından ölümdür. Allah'a emanet, Allah'a emanet olun. Sağlıkla. Allah'a emanet. Güle güle gidin inşallah.